Milliyetçi Hareket Partisi dedi ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Bunun manası, bu krizin devamını isteyen partiler genel kurula gitmeyelim, katılmayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaç tur yaparlarsa yapsınlar, 367'yi bulamazlar diyerek yine çözümsüzlükten yana tavır geliştirirken Milliyetçi Hareket Partisi bir anahtar sözcük veya cümle kullandı. Biz o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Bunun anlamı 367 milletvekilini temin ediyoruz demektir. Ve böylelikle Türkiye bir cumhurbaşkanlığı krizinden çıkmış oldu. Bazı kişiler bizi yanlış algıladılar ve yorumladılar. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek veriyorsunuz. Bu doğru olmamıştır dediler. Krizden yana olanlar, çözümsüzlüğü demokrasinin dışında arayanlar, belki kendilerine göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin 71 milletvekilinin meclise gelmesinden çok rahatsız olmuşlardır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bir görevi, Türkiye'deki istikrarı, barışı ve demokrasinin gelişimine, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kriz oluşturmaktan çıkışına katkı sağlamıştır. Sağlayıp da ne yapmıştır? Kendi içinden bir dava kardeşini orada Cumhurbaşkanlığı adayı olarak da göstermiştir. Ama sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey daha evvelden aday olarak Türkiye'yi dolaşırken erken seçimle mecbur kalmaya kadar giden bir Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini Anadolu'yu dolaşmasına rağmen, başbakanla beraber seçim meydanlarında birlikte olmalarına rağmen 367 gibi bir sonuçla meclise gelememişler. 71'le gelen, şimdiki ifadesiyle yavru muhalefet Türkiye'nin